işin hayırlı olsun Servet. Her zaman senin başarılı olmanı isterim, bunu biliyorsun. Söyleyeceklerim bittiyse gidebilirsin. Yılmaz'ı neden bırakmıyorsun Servet? Onu sevdiğini söyleyemezsin değil mi? Sevmek. Sevmek. Sadece senin bildiğin gibi bencilce bir şey, öyle değil mi Ali? Etrafındakileri ihanet edecek kadar gözün kararmadıysa sevmiş sayılmazsın. Sen bu duyguyu anlayamazsın. Hiçbir zaman böyle sevmedin Yılmaz'ı. Git buradan. Yılmaz'ı affedecek misin? Git buradan dedim sana. Yılmaz'ı affedecek misin dedim. Bağırma, herkes içeride. Affedeceksin. Seni tanıyorum Servet. Affedeceksin. Sırf gururundan, sırf inadından git buradan. Defol dedim sana. Bir daha da karşımıza çıkma. Babanlar bilmiyor değil mi? Kes sesini. Acaba bilseler izin verirler mi etrafında olmasına? Kes sesini. Yılmaz'ın benimle birlikte olduğunu bilseler affederler mi Yılmaz'ı? Servet. Ne dedi o? Abla. Doğru mu ya? Eniştem Alev ablayla mı aldattı seni? Abla. Ben gösteririm bunu Yılmaz'a. Bekle baba. Ben de geliyorum. Abla iyi misin? Bir bardak su versene Bedir. Hemen abla. Sağ ol. Abla. Sen bunun için mi sakladın hamile olduğunu? Bu Alev niye gelip sana söyledi bunları? Derdi ne? Onun derdi Yılmaz. Aklınca bizimkileri ona düşman edecek. Aklınca değil abla, akıllıca. O niye o? Ne zannediyorsun abla? Seninkiler Yılmaz abinin mekanını basmaya gitti. Ne diyorsun sen? Bedir. Çabuk Yılmaz'ı ara. Olanları anlat. Hemen haberdar et. Daha büyük rezalet çıkmasın. Dünkü maç? Kaç bitti dünkü maç? 3-2 abi. Kim attı golü? Abi. Vallahi kim golü yazıyordu hatırlamıyorum. Hem ofsayt hem abicim de. Ya olaya bak. 22 yaşında ya. Atar 22 yaşında. Atar abi. 10 maçta bir gol atıyor. 25 metreden attı. 2 tane izin. Erkekten her kırmızı kart alan 2 maç ceza mı alıyor kardeşim? Her kırmızı karta ne oluyor lan? Oh maşallah. Ne lan bu hal? Hadi. Hadi bakayım toparlayın şunu. 2 dakika kayboluyoruz, alem yapıyorsunuz lan. Bir de dansöz çağırsaydınız. Hadi hadi. Oğlum bu kedinin ne işi var lan burada? Nuri. Alıyorum abi. Kovala şunu. Alıyorum abi. Hadi toparlayın şu masaları bakalım. Maç kritiği yapıyor. Şunlara bak ya. Ha Bedir koçum söyle.
Alev mi söyledi? Tamam, kapa. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Belası, açma sen. Ben sana yapacağımı bilirim. Sakın onu korumaya çalışma. Bilmiyorum ki Muzaffer baba. Çabuk dışarı. Buldun mu? Yok. Allah. Yok. Hiçbir yerde yok. E dedim ya yok diye. Nuri, eğer buradaysa hemen çağır onu. Vallahi billahi gitti Muzaffer baba. Vallahi billahi ya. İyi ya. Gitsin bakalım. Elbet buraya geri dönecek. Oturur burada bekleriz biz de. Bekliyoruz burada. Hadi bakalım. Ablacığım. Abla, nasılsın? İyiyim Cesil, iyiyim. Abla iyi değilsin. Görüyorum, ne oldu? Cesil, iyiyim. Bir kahve söyle bana. Kahve? Ya tamam, kahve söylerim de. Alev! Ne oluyor ya? Ne yaptın lan sen? Ay! Yılmaz abi, ne oluyor ya? Ne yaptın? Niye bağırıyorsun ablama? Cesil, yalnız bırak bizi. Ya, hadi! Ne geçti lan eline? Ha? Ne geçti? Gittin. Bağıra bağıra söyledin de ne oldu? Ha? Ne oldu? Ben sana karımı seviyorum demedim mi? Karını seviyorsun ha? Madem karını seviyorsun niye benimle birlikte oldun Yılmaz? Ulan! Seviyorum lan karımı ben! Seviyorum! Ben de seni seviyorum Yılmaz. Nasıl oluyor biliyor musun? Bütün dünyaya yalan söylesen umurunda olmuyor mesela. Utanman, arlanman kalmıyor. Seni ortada bırakıp gittiği için onu öldürmek istiyorsun. Acı çeksin istiyorsun. Ama acı çekince sen de üzülüyorsun. Yılmaz! 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 Öldürürüm lan seni! Yılmaz! Öldürürüm! Yılmaz! Yılmaz! Şöyle alalım. Geç buyurun. Geç. Buyurun efendim şöyle. Oo, buyurun. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ne istersiniz? Çok güzel şerefsiz buğulamamız var. Ahlaksız kavurmamız var. Ama isterseniz size şöyle güzel utanmaz, arlanmaz bir salata yaptırayım ha? Ne dersiniz? Yalancı dolma da var abla. Hah. Yalancı dolma, adi dolma, riyakar dolma. Hangisi olsun? Ablam yapmayın, müesseseye zarar veriyorsunuz. Sen karışma. Bu ne rezalet? Sürekli geldiğimiz mekan. Bey ne diyor bunlar? Haydi haydi haydi. Hadi hanım gidelim. Ben böyle bir rezalet görmedim. Böyle mi karşılanacağız?
Hadi yürü, hadi. Gelmeyin kardeşim bir daha buraya. Yazıklar olsun. Kızım yeter artık. Yazıklar rezil olduk ya be. Yetmez baba. Ha? Az bile. Cisil arıyor. Ben şimdi senin ağzını gör. Ya sen ne utanmaz ne arlanmaz. Ne? Ne? Ne oldu? Eniştemi hastaneye kaldırmışlar. Yılmaz. Koridora hoş geldin. Yılmaz. Enişte. Enişte. Yılmaz beni duyuyor musun? Kalp krizi vakası. Açık koridoru. Hızlı hızlı. Enişte. Yok yok. Ben bir şey yapmadım Muzaffer amca, yemin ederim. Birdenbire oldu. Defol git buradan Ali. Daha fazla kirletme kızlarımın hayatlarını. Hadi. Hadi acil ellerini alalım. Anesteziye de haber verelim. Damar yolunu da açalım. Bir hoşsun ya. Bir saat önce kendim öldüreceğim diyordun. Şimdi ölmesin diye dua ediyorsun. Ay ne bileyim ben de. Sen kendine bak. Telefon geldiğinde böyle masa örtüsü gibi kaldın sen de. Seviyorum pisi. Pis. Niye yaptı ya? Yapma öyle. Bak ablam çok üzülür seni öyle görürse. Tamam mı? Tamam. Niye kimse bir şey söylemiyor? Kaç tane doktor, hemşire çıktı içeriden ya. Of kızım, bitmedi demek ki işleri daha. Topla kendini kızım. Dağıldın iyice. Güçlü ol biraz. Ha, doktor bey, nasıl durumu? Bir şey söylemek için henüz çok erken. Tetkikleri bitince biz sizi bilgilendiririz. Doktor bey, bize doğruyu söylüyorsunuz değil mi? Merak etmeyin, bekleyin biraz daha. Benim Yılmaz'ı görmem lazım. Görmeden içim rahat etmeyecek. Lütfen biraz olsun izin verseniz. Şu anda olmaz. Ya duydun doktoru. Sakin ol bir. Göreceğim. Servet abla gel ben seni dışarı çıkarayım. Havalanın biraz olur mu? Hadi ablacığım iyi gelir. Hadi. Benim Yılmaz'ı görmem lazım. Abla dur. Abla. Abla. Servet. Abla. Ablamın eniştemi bu kadar sevdiğini bilmiyordum vallahi. Sevdiriyor kendini. Boyu dev bilesice. Thank you.
Beni hiç böyle görmedin biliyorum. Ama şimdi de görmüyorsun. Ben... Sana söyleyeceğim... Belki de söyleyemeyeceğim birçok şey var. Şimdi gidemezsin demek için buradayım Elmaz. Hanımefendi size girmeyin demiştim buraya. Lütfen sadece bir dakika lütfen. Beni bu keşmekeşin içinde yalnız bırakıp gitme ne olur. Yalvarırım. Yalvarırım iyi ol. Sana her zamankinden çok ihtiyacım var. Sizi dışı akşam burada kalayım, siz eve gidin olur mu? Abla olmaz öyle şey ya. Olur, olur, olacak. Zaten dükkanı öyle bıraktık. Gidip bir toparlayın, sahip çıkın oralara. Ama abla sırası mı dükkanın şimdi? Sırası tabii. Hayat devam ediyor değil mi? Koy vermek yok, hadi gidin artık siz. Ben yine bakarım gece, merak etme. İyi, o zaman ben de dükkanı toparlıyorum ablacığım. Ha şöyle, ha şöyle. Sevda. Sen de akşamını giyecek bir şeyler getir, olur mu? Bak Servet, hiç içime sinmiyor ama eğer bir şey olur da aramazsan... Merak etme babacığım, tamam. Sen hiç merak etme. Hadi gidin. Hı. Gidin. Abla ya. Ben iyiyim. İyiyim. Yemez de iyi olacak. Abla oldu mu böyle ya? Hadi kızlar, hadi. Hadi kızlar. Bırakın ablanızı. Ara ama tamam. Tamam canım ararım. Söz mü? Söz. Hadi bekletmeyin babam. On bire yedi hocam. Gayet iyi. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi Yılmaz Bey? Ay çok korkuttunuz vallahi bizi Yılmaz Bey. Vallahi yani başım ağrıyor sanki. Ama ne bileyim öyle... Öyle kalp krizi dedikleri de anlattıkları gibi bir şey değilmiş yani kalp krizi ha? Ucuza atlattınız çünkü kalp krizi geçirmediniz. Nasıl? Sizinki sadece küçük bir spazm Yılmaz Bey. Bu aralar çok stresli zamanlar geçiriyorsanız bu gayet normal. Ya, bir dakika şimdi yani hasta değil miyim ben? Öyle ölüm tehlikesi falan yok mu? Yok ya. Bu gece tedbir amaçlı burada kalacaksınız. Yarın erkenden taburcu ederim size. Birazdan ailenize de bilgileri vereceğim zaten. Geçmiş olsun. Maşallahınız var yani. Ya, hocam, hocam. Bir saniye. Kapıyı kapa. Kapa kapıyı hocam. Şimdi ben anlamadım yani ne diyeceksin sen dışarıda? Bir şey yok mu diyeceksin? Spazm mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Evet. Yok.
Olmaz öyle. Sen şimdi spazm mıpazm ne öyle ya? Ha? Soda içsin geçer der gibi. Sen spazm mıpazm deme. Kriz de kriz. Kalp krizi geçirmiş de. Çok kötü olmuş de, üzülmüş de. Nasıl? Ya böyle anlat işte. Çok ağır şeyler mi yaşadı de. Ne yaptınız adama de. Yazık de, mazık de, bir şeyler de işte. Ben öyle bir şey söyleyemem Yılmaz Bey. Yalan söyleyemem ben. Biz Hipokrat yemin ediyoruz sonuçta. Ya hoca, boş ver şimdi yemini memini gözünü seveyim ya. Rahmetli adını getiriver Hipokrat. Vallahi durumumu bilse yemin memin ettirmez. Ettirirse namerdim ha. Hoca, karım elden gidiyor. Yuvam yıkılıyor, yuvam, anladın? Yılmaz Bey, kusura bakmayın, size yardımcı olamayacağım. Allah Allah. Hoca, hoca. Ya hasta hakları diye bir şey yok mu ha? He? Hasta gizliliği mizliliği. İşte ben de bu hakkımı kullanıyorum arkadaş. Madem benim istediğimi söylemeyeceksiniz, hiçbir şey söylemeyin o zaman. Yılmaz Bey bak. Yok mu böyle bir hakkım? Var. İzin vermiyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Ne haliniz varsa geçmiş olsun. Doktor Bey nasıl durum? Artık bir şey söyleyin ne olur. Kendisi hiç kimseye bir şey söylememizi istemiyor. En iyisi kendisine sorun. Eşinizin tepkileri çok normal Servet Hanım. Sevdiklerine güçsüz görünmek istemiyor. Güçsüz derken Yılmaz Bey çok kötü olmuş. Yazık, artık ne olduysa kalbi yorulmuş. Nasıl yani, durumu çok mu ağır? Daha önce başına böyle bir şey gelmemişti. Dikkat etmezse durumu ağır olabilir. Morale çok ihtiyacı var. Gelin, ben yanına götüreyim sizi. Teşekkür ederim. Yorma kendini Yılmaz, yorma, yorma. İyisin ya. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Sen yanımda olunca ben nasıl iyi olmayayım ki? Buradayım ben. Yanında kalacağım. Canım karım benim. Bu pasta ya. Aman Saadet, sen de iyi ki bir pasta yaptın ha. Hayatımda yediğim en güzel çilekli pastaydı Saadet. Çilekten bu kadar nefret ederken yediğim en güzel çilekli pasta. Üşüdüysen klimayı açalım. Hı? Canım. Şu güzel elinden bir su içirsene bana. Tamam canım. Aç. Ya şey. Ödümü kopardı Yılmaz. Korktun mu? Ölürüm diye mi? Böyle konuşma ne olur. Ben de korktum. Aa dedim, ölüyorum dedim.
Ölürken yanımda servet olmayacak mı dedim. Ben sensiz ne olabiliyorum ne ölebiliyorum. Hanım. Abla. Sevda. Giyecek bir şeyler getirdim sana. Sağ ol. Kız, sarı Sevda. Bir geçmiş olsun yok mu eniştene? Geçer, geçer. Kötüye bir şey olmaz. Başka istediğim bir şey yoksa abla, biz gidiyoruz. Yok canım, sağ ol. Yarın sabah görüşürüz. Görüşürüz. Ha. Bu arada çok yorma kendini ya. Değmez. Ey Allah'ım ya. Ne oldu? Üf, yok bir şey. Ya görünce sinirlerim tepeme zıpladı. Ya böyle bir zamanda bence her aklına geleni söyleme. Baksana çok üzülüyor Servet abi. Doğru söylüyorsun aslında. Ya baksana bir de bu akşam yanında kalıyor, refakatçisi olacak. Boş ver, hadi biz çıkalım. Bu arada sen nerede kalıyorsun? Yeni dükkanda işte. Ya yarın öbür gün küçük bir yatak ayarlarız da şimdilik mecburen sandalyelerle idare edeceğiz. Ya olmaz öyle. Alışkınım ben biliyorsun. Tamam. Ben seni bırakırım o zaman. Yani dükkandan Saadet'i alırım. Eve geçeriz biz de. Vallahi sevaba girersin. Dua ederim sana. Saadet aç gözünü. Saadet beni duyuyor musun? Saadet uyan aşkım. Saadet. Hadi ama aç gözünü. Asrım ben. Saadet. Hadi ama. Hadi. Sen gerçeksin. Gerçeğim tabii Saadet'im. Geldim ben. Gerçeksin demek. Ben senin yerinde olsaydım hayal olmaya dua ederdim. Beni dinlersen her şeyi anlatacağım, tamam mı? Anlat anlat. Çalmadığın ne kaldı? Anlat. Saadet, ben senin için döndüm. Ardımda bıraktığım tek şey sensin çünkü. Yakalanmayı bile göze aldım ama seni bırakamadım. Seni seviyorum Saadet. Söyleme. Sakın söyleme öyle. Öldürürüm seni. Tamam öldür o zaman Saadet. Öldür. Öldür, ben ölmüşüm zaten. Dünyanın öbür ucundan senin için döndüm. Hadi öldür. Sen bekle istersen, ben Saadet ablayı göndereyim. Yok yok, ben de geleceğim. Defol git buradan. Gitmiyorum. Defol dedim sana. Bak ihbar ederim seni. Abla. Çık git. Abla. Saadet, seni seviyorum. Ben senden nefret ediyorum. Geri zekalı, nefret ediyorum. Geri zekalı. Ne oluyor be? Kimden? Ben. Şey. Eniştem aklıma geldi. Ona bağırıyordum. Nefret ediyorum. Ha, iyi tamam canım, bağır ona. İyi bağır, rahatla. Ne oluyor? Sorun yok ya. Bir Saadet Üstün klasiği sadece. Hallederim ben, ilgilenirim onunla. İyi o zaman. İyi geceler. Sen burada kalabilecek misin ya? Aklım sende kalacak. Ya dedim ya Sevda, alışkınım ben. Tamam.
Korkmaz mısın tek başına? Yani korkarsan güzel şeyler düşün. Düşünürüm. Güzel şeyler o kadar az ki Sevda. Evet. Hayırlı akşamlar Rıza abi. Aa İstanbullu. Hiç arayıp sormuyorsun. İş güç abi ya. Müsait miydin? Söyle. Bir vakit şey demiştiniz. Bedir Kocada. Onun hakkında bir şeyler duyarsam haber ver demiştiniz. Bedir mi? Buldunuz mu? Alo. Dilaver ben. Ne diyorsun? Oo Dilaver abi nasılsın? İyi uzatma. Bedir nerede? Abi Bedir yok da geçen gün GBT'si sorgulanmış. Kim sorgulamış? Asayiş bürodan birisi. Sordurttum. Avukatın biri rica etmiş. Öyle olduğunu öğrenince de... Devamı gelmemiş zaten. Sen bana avukatın kim olduğunu öğren. Tamam abi. Bedir'i sordurtmuş birisi. Babanıza haber verelim mi? Olmaz. Ya ne yapacağız? Yarın İstanbul'a gideceğiz. Hazırlan Rıza. Babanız? Babama hayırlı habere gidecek. Ağam, ağam Bedir öldü. Ağam öleli 6 yıl oldu. Şimdi bir lafın peşine İstanbul'a mı gideceğiz? Cesedini gördün mü? Ha? Bir şarjör mermi de sıksan cesedini görmediğin zaman öldü demeyeceksin Rıza. Sabah İstanbul'a gidiyoruz. Kimseye de bir şey söyleme. Yakını mısınız? Evet. Kendisi durumundan söz etmemi istemedi. Ama madem bu kadar üzüldünüz. Doktor bey, önemli bir şey mi var yoksa? Yok, merak etmeyin. Kendinizi de fazla üzmeyin. Hastamızın durumu göründüğü gibi değil. Nasıl yani? Daha fazla bilgi vermem doğru değil. Geçmiş olsun. Günaydın. Günaydın. Hastamız uyanmadı mı? Yok. Ah uyandın mı? Daha iyi görünüyor değil mi? Nasılsınız bugün? İyi. İyi hadi bir bakalım o zaman.
Servet Hanım, bu arada siz de çıkış işlemleri için arkadaşlarımıza bir uğrarsanız. Ha tabii. Yılmaz, ben bir gidip geliyorum. Canım, nasıl istersen. Sizi taburcu ediyoruz bugün. Ne? Taburcu mu? Taburcu. Ne taburcusu? Yok, çıkamam. Benim çıkmamam lazım. Çıkarsam işim biter. Doktor bey yakınlarınıza bir şey söylememeyi kabul etti ama hastanede de boşu boşuna yatırmaz sizi. O zaman bana bir iyilik daha yaparsın be hemşire. Hadi be pamuk hemşirem. Ay alemsiniz Yılmaz bey. Sizin için ne yapabilirim? Şimdi bak. Bizim hanım benimle birkaç gün daha ilgilensin yeter. Ha? Bak ondan sonra ben sana benim mekanda en kralından bir ziyafet çekerim. Sözüm söz. Ha? İstediğini çal. Ay çözüm almıyor bu işim. Bak hayatım sen görmedin ben. Şimdi Yılmaz bey. Tabii ki taburcu olmanız iyileştiğiniz anlamına gelmez. İyi bakılmanız gerekiyor. Yani biz size burada bu kadar bakabiliyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kendimizi yormuyoruz. Mümkünse işe gitmiyoruz. Ay Yılmaz, iyi misin? İşte gördüğünüz gibi ilaçlarımızı falan çok nizami kullanmamız lazım. Tansiyonunuzun sürekli ölçülmesi lazım. Evde biri var mı size yardım edecek? Yok, yok. Hemşire Hanım, yalnızım ben. İyiyim ben zaten, kendi kendime bakarım. Bir şey olmaz bana, merak etme. Nasıl iyisin Yılmaz? Bu dediklerinizin hiçbirini yapmaz. Yani yatağını bile toplamaz. Vallahi kendi bilir Servet Hanımcığım. Dediğim gibi kalp bu şakaya gelmez. Haklısınız, haklısınız. Canım. Canım, canım sen olmasan ne yapardım ben? He? Canım karım benim. Ay. Yok. Ayşe. Servet sabaha kadar perişan oldu şimdi hastane köşelerinde. Ablama da inanamıyorum yani gerçekten. Ben var ya, böyle bir adamın bir daha hayatta yüzüne bakmam. Ha, benim kızım vicdanlıdır. Neyse böylesi daha iyi oldu. Bir daha yanında yöresinde dolaşamaz o süpürge sapı kızımın. Gel Yılmaz. Heh. Abla? Ne biçim adamsın sen ya? Hangi yüze geliyorsun buraya be? Abla ne yapıyorsun? Yok artık. Sen hangi yüzle geldin bu eve ya? Böyle olmayacak Servet, ben gideyim. Yılmaz nereye gidiyorsun? Gel buraya. Bırak kapat, be. Kapat kapıyı. Kapat. Baba dur. Aa ne yapıyorsunuz? Ne gel var be? Gel buraya Yılmaz gel. Geç otur şöyle. Otur şöyle. Otur. Siz benimle bir gelsenize yukarı. Yukarı. Hı. Pes. Baba yukarı. Kıpırdama. Gel gel. Abla gerçekten ne yapıyorsun? Bakın Yılmaz'ın durumu iyi değil. Ona bir süre bakılması lazım ve bunu da biz yapacağız. Kızım ateşin falan mı var senin? Ay baba ne yapıyorsun öyle çocuk gibi Allah aşkına ya. Zorla kendini üzdürüyorsun. Bir bakıcı falan tutup halletseydi. O kadar yaptığı şeyden sonra hala sana eziyet ediyor. Yaşadıklarımız bizim aramızda, siz karışmayın. Ben anlamam. Hayatta bakmam. Ben hiç bakmam. Ya benim için kolay mı sanıyorsunuz? Hiç kolay değil. Ama onu bu durumda bırakamam. Lütfen yardımcı olun bana. Abla, senin hatırına bir şey demeyeceğim şimdi ama bakmam ben. Ablama katılıyorum. Aman be, ne haliniz varsa görün. Şaka mı bu ya? Şuursuzlar. Evet, hayat devam ediyor. Toplanın üstün ailesi, işimiz var. İhaleye giriyoruz. Toplu nikah ihalesi. Toplu nikah mı?
Aa, ne güzel. Bir sürü gelin bir arada. Evet, toplu nikah. Abla, ne toplu nikah ya? Bizim daha havalı işler yapmamız lazım. Laf yetiştirme Sevda. İş bu. Önce belediyeye gidip şartname almak lazım. Bunu da sen yapacaksın. İyi, tamam. Oh Bedir ya, hoş geldin. Vallahi bu evde delirmek üzereyim, bir an önce gidelim. Hoş geldin Bedir oğlum. Merhaba Muzaffer amca, nasılsın? Gel canım. Hoş geldin Bedircan. Hoş bulduk abla. Yılmaz abi, sen de mi buradaydın? Hadi siz hemen çıkın. Nereye gidiyorsun Servet abla? Hanzal'ı anlatırım yolda, hadi gel. Ne yapacağız? Şu Bedir'i sorduran avukatı bulacağız. Neydi adı? Tibet ağam. Tibet Gündoğan. Tibet diye isim olur la. Tüh Allah. Saadet. Merhaba. Merhaba. Bir şey mi oldu? Oldu aslında, evet. Tamam, gel. Yalnız bizim odaya girmeyelim. Kalabalık. Gel geç. Otursana. Bu muyum? Evet, hayırdır? Ali. Kaç yaşındasın? 10. Utanmıyor musun oğlum bu yaşları sizlik yapmaya? Şey. Vallahi bildiğin gibi değil, bak valla bak. Yalvarma. Ne oluyor orada? Annem hasta bak, vallahi yemin ederim abi, vallahi bak. Çıkar şu kafandakine. Vallahi bildiğin gibi değil abi. Yanındaki elbisimlerini tek tek bana. Ne yapıyor bu küçücük çocuğa? Tamam, sakin ol. Ama olmaz ki öyle. Yalan söyleme. Ya bırak beni, gideyim abi. Bakacağız, bakacağız. Tamam, ben ilgileneceğim. Otursan gelirim. Tamam. Kırıp içeri girmişsin. Vallahi annem hasta abi. Vallahi yemin ederim bak abi. Annen hasta diye hırsızlık mı yapman gerekiyor vallahi oğlum? Vallahi bildiğin değil abi. Yemin ederim. Olay ne? Hırsızlığı yapan buymuş amirim. Ben bilmiyordum Servet abla. Neyse, senin bir suçun yok zaten. Sevda da öyle düşünür inşallah. Bak geldiler. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Senin burada ne işin var kızım? Sevda. Ne? Ya sana da inanamıyorum yani. Kızım, Çisil'in ne suçu var? Ya Sevda, ben de bilmiyordum. İnan kahroldum duyunca. Yani tamam, ablam çok 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 büyük bir hata yapmış. Ama yemin ederim bilmiyordum. Bırak ya, bilmiyormuş. Ya Sevda, bilse buraya kadar gelmezdi bence. Ya bunca yıllık arkadaşlığınız var. Ziyan etme. İyi. Tamam. Neyse. Sevda. Ya çok üzgünüm olanlar için ya. Gerçekten. Tamam Çisil, tamam. Bir dakika. Evet, şartname nerede? Hah, asıl mesele abla. Alamadık. Al işte, neden? Abla, gerçekten çok bekledik ama sistemler mi kilitlenmiş, ne olmuş? Yarına kalır dediler. Biz de mecburen döndük. Sen söylemeseydin inanmazdım. Aşk olsun abla sana. Şaka şaka. Hadi toparlayın etrafı. Şu kolide nikah şekerleri var. Onları koyun, gelenler görsün. Bir şeyler yapın hadi. Sen var, ben onları alırım. Çikolataları çağır da sen onları getir. Sevda. Hı. Affettin mi beni? Bakacağız Cisil. Gerçekten mi? Tamam hadi. Al, yardım et bari o zaman bana. Tamam. Vallahi ilk defa birinin sözünü dinlediğini görüyorum. Etkilendim. Kimin sözünü dinledim ben ya? Ay Petir olmasa siliyordun beni be. Vallahi çok etkilendim. Gerçekten. Abla. Saadet ablam nerede? Hasta malzemesi almaya gitti. Gelir şimdi. Ben de eve gidiyorum. Babam Yılmaz'ı öldürüp katil olmadan yetişeyim. Hadi kolay gelsin size. Bay bay. Görüşürüz. Hepiniz mi aynı yaşta başlıyorsunuz lan? Hırsızlık yapacağına derslerine çalış. Adam ol. Hırsız çok, adam yok adam. Abi yeminle bir daha olmayacak abi, söz veriyorum abi. Hadi lan oradan, bir daha olmayacakmış. Kimi yiyorsun oğlum sen? Vallahi bak bir daha yapmayacağım, söz veriyorum bak. Vallahi bir daha yapmayacağım. Kemal ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun küçücük çocuk?
Sen karışma Saadet. Ne demek karışma? Hem çocuk yemin ediyor, bir daha yapmayacağım diyor. Değil mi çocuğum? Abla vallahi yapmayacağım bir daha. Ha, bak görüyor musun? Ya sen bunun çocuk olduğuna bakma. Önce ekmek çalarlar ya da çilek. Sonra büyük dolandırıcı, hırsız, katil olup insanların hayatlarını karartırlar. Oğlum al bunu çocuk şubesine götür. Tabii abi. Gel.